Geçenlerde bir haber vardı. Yani Bulu civarlarında bir çocuk, annesini vurmuşlar, orada yatıyor. Çocuk da ağlıyor, diyor ki, babam hapiste, babamı görmeden geliyorduk, annemi vurdular, şimdi ben babama ne söyleyeyim? Babam bana annemi emanet etmişti, onu koru demişti. Şimdi vurdular annemi, ben babama gelecek seferde annemi vurdular, nasıl anlatayım? Peki o anneyi kim vuruyor kardeşlerim? Adamı hapse alıyorlar. Bir kadın var, beş tane çocuk geride kalıyor. Orada başka birisi de o kadının iffetine göz dikti, alıyor kadını kaçırıyor. Kadın kurtuluyor. Eşini ziyarete gidince eşinden dönerken onu kaçıran iffet düşmanı olan adam oğlunun gözü önünde kadını çekiyor vuruyor. Polisle askerle nereye kadar korursunuz? Eğer namaz yoksa o çocuklar bu toplumda ağlayacaklar. Sonra kalkıyor diyorlar ki zina edene İslam neden ölüm cezası veriyor? E adamlar, be adamlar, be gafiller, siz kimin hakkını koruyorsunuz? 11 yaşında annesini vurdular, kaçırdılar. Babası hapiste o çocuğun yanında mı yer alacaksınız? Yoksa iffetin, namusun, ırzın, düşmanı, zinakarların yanında mı yer alacaklar? Allah biliyor kardeşlerim. Ve lekum fil kısası hayatun ya ulil albab leallekum Gittiniz bir yere. Evinizi mi koruyacaksınız? Ailenizi mi koruyacaksınız? Eşinizi mi koruyacaksınız? Şu kadar tırnağında boyalı olan kadınların verdiği kararla o katilleri, ırz düşmanlarını engelleyemezsiniz. Peki cezayı kim verecek? kainatın sahibi diyor ki eli boyalı olanlara değil orada yatan o çocuğa sorun annenin katilinin cezası ne olsun Allah konuşuyor ela ya'lemu men halak Rabbiniz bilmez mi kardeşlerim kimden yana bunlar katilden ırz ve namus düşmanlarından yana mı Allah'a, O'nun kitabına, O'nun talimatlarına dönmeden evinizi, sokağınızı, cemiyetinizi kurtaramazsınız. Sana geldik ya Rab. Sana teslim olmaya geldik. Onun için namaz. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَارِ bütün fuhşiyattan, münkerden namaz alıkoyar. Önce Allah'ı tanıyacak, Cenab-ı Hakk'ı tanıyacak. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geliyor. İlk iş olarak camiyi yapıyorlar. Mescidi inşa ediyorlar. Çünkü mescid onlara takvayı, mescid onlara namazı öğretecek. Namaz onların karar karargahı olacak. Namazla bütün kötülüklerden nasıl uzaklaşabiliriz ya Rabbi? İşte mescide bunu öğrenmeye geldik diyecekler. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Ashabının muhaciri soğuktan sıcaktan koruyacak, evlerini yapmaya müsaade etmeden imanlarını ve ruhlarını koruyacak camileri yapmayı onlara emrediyor. Kadınlar koşuyor, erkekler koşuyor. Önce Mescid-i Nebevi Medine'de inşa ediyorlar. Ruhlarını, mahallelerini, çocuklarını, evdeki kadınlarını, onların iffetini koruyacaklar. Bu da camide öğrenecek, öğrenilecek.